Hacı Bayram Veli Müzesi. Yaklaşık bir ay önce açtık. Kültür ve Turizm Bakanımıza ben çok teşekkür ediyorum. Onun çok büyük destekleri oldu bu müzenin açılışında. Hacı Bayram Veli Hazretleri'nin şahsi eşyalarını tespit ettik. Etnografya Müzesi'nde bunlar bulunmaktaydı. Onlar elden geçirildi. Laboratuvarlarda teker teker ince ince işlendi ve Hacı Bayram Veli Müzemizde bunlar şu anda görücüye çıktı adeta. 21 tahsiye eşyası bu müzenin içerisinde yer alıyor. Şahsi eşya işte hırkası, ondan sonra kullanmış olduğu fes dediğimiz veya külah dediğimiz şahsi eşyası, yine Bayramilik tarikatının sancağı o zaman çok kullanılan gibi şahsi eşyalar burada yer alıyor. Senin depolarında yer alıyor. Tabii çok fazla sergilenmeyen eser var müzelerde. Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde, Etnografya Müzesi'nde. Bunların işte bir miktar araştırınca bu eserlerin olduğunu fark ettik. Ondan sonra işte Sayın Bakanımıza müracaat ettik. O da sağ olsun bunları burada sergilenmek üzere bize tahsisini yaptı. Tabii bu sergilenmeden önce laboratuvarlarda tekrar bunlar gözden geçirildi. İşte o laboratuvar ince ince iğne ucuyla çalışmalar yapıldı işin uzmanları tarafından. Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nin laboratuvarı var. Yine altında sınırlar içerisinde. Titiz bir şekilde bunlar elden geçirildikten sonra sergilenmeye hazır hale getirildi ve belli koşullarda onların sergilenmesi gerekiyor. İşte ısı, sıcaklık, nem gibi bir takım şeylerden korunması gerekiyor. Ve o şartlar içerisinde de biz uygun ortamı hazırlayıp yapmış olduğumuz müzede bunlar sergileniyor ve şu bir ay süre içerisinde de çok yoğun bir ilgi gördü. Hakikaten her gün yüzlerce insan geliyor o eşyaları, o eserleri görmeye, o dönemin Ankara'sını görmeye, onları teneffüs etmeye, onları çocuklarına göstermeye o bölgeye geliyor ve yoğun bir de ilgi görüyoruz işin doğrusu ve her geçen gün bu ilginin de arttığını buradan söylemek mümkün. Anadolu'yu Anadolu yapan Hacı Bayram Veli Hazretlerini daha iyi tanımak, anlamak ve tanıtmak üzere Altındağ Hamam arkasında müzesi açıldı. Hacı Bayram Veli Müzesi'nde neler var? Şimdi onları göreceğiz. Öncelikle müzemize hoş geldiniz. Bizler müzemizi tam 4 tane salonda anlattık. Ankara Salonu, Ahi Salonu, Hacı Bayram Veli Salonu ve Bayramiye Salonu. Şu an Ankara Salonu'ndasınız. Vitrinde görmüş olduğunuz 1700 senesine ait, 1700 senesinde kopyalanmış Roma İmparatorluğu'nun Galatya Eyaleti'nin Ankara yine şehir merkezinde konumlandırılmış ve ön tarafta ise Roma İmparatorluğu'na ait Amintas Krallığı'na kadar sikkelerini görüyorsunuz. Aslında hakikaten o dönem yine Ankara, yani Ankara yine başkent. Yan tarafta 1718 senesinde yine orijinal bir Fransız seyahatnamesi. Buradaki seyyah şunu belirtmiş: ben dünyayı dolaştım, dünyayı gezdim ama dünyanın en güzel softu, ipeği, ipiliği, tavşanı, kedisi, koyunu, keçisi Ankara'nın köylüklerinde yetiştiğini bahsetmiş. Peki sadece neden Ankara? Çünkü Ankara'nın benzersiz bir ekosistemi var, benzersiz havası var, suyu var. Bu görmüş olduğunuz yer aslında bir Bent Deresi'dir. Bent Deresi, Ankara aslında çok sulaktır. Gelen seyyahlar şunu da söylemiştir: Ankara'ya çok az bir yağış düştüğünde Ankara'ya aslında sel alıyor. Ankara kurak değildir. Ankara aslında bir bozkır değildir. Bozkırın içinde nadide bir çiçektir aslında. Eğer çevreniz bu kadar sulak bir alana sahipse ve Küçük Asya'nın, Anadolu'nun zaptı en zor kalesine sahipseniz, yani Ankara Kalesi'ne sahipseniz, koyun keçi yetiştiriciliğinde eğer liderseniz, siz aslında bir ahi şehrisinizdir. Bakın biz şu an Ahi Salonu'ndayız. 13. yüzyılda Semerkant ve Buhara gibi yerlerden kaçan Türkmenler vardı. Bunlar Moğol baskısından, zulümden kaçan insanlardı ve bunlar kendilerini hem güvende hissedecekleri, özellikle sulak bir bölgenin ve ekonomi içinde bir şeyler yapabilmeleri için Ankara hakikaten çok iyi bir tercihti. Ankara'ya tercih etmelerinde diğer sebebi ise Hacı Bayram Veli'nin özellikle Ahi Teşkilatı'nı Ankara'da sistemini devam ettiren teşkilatı, evet o dönemde nizam bozulmuştu çünkü Fetret dönemine denk geliyordu. Bozuk olan nizamı hakikaten toplamıştır ve bunu da dergahın etrafında yapmıştır. Bunu da yaparken bacılarla birlikte, yani bacıyanı Rum, bacı erenlerle birlikte yapmıştı. Bakın burada da görüyorsunuz, teşkilatın içindeler ve vitrinlerimizde kadın ve erkeklerin kullanmış olduğu gümüş aksesuarları görüyorsunuz. Ahilik sisteminin, ahi teşkilatının güvenlik kolunu oluşturan seymenlerin kullanmış olduğu köstekli saat, pazubelt, burada muskalıklarını görüyorsunuz. Yukarıdaki kaidede ise
Yine çok yüksek gümüş ayarla yapılmış bir kemer tokası ve Beypazarı işçiliği yapılmış bir kadın başlığını görüyorsunuz. Yan taraftaki vitrinimizde ise dönemin Türk rokoko tarzında yapılmış bitkisel tezinatıyla hem kınısında hem kamasındaki süslemi, yani Çerkez kamasıdır bu aslında, Çerkez kamasını görüyorsunuz. Ön tarafta ise yine meşhur Beypazarı işçiliği yapılmış aynalı kemerdir. Burası ise Hacı Bayram Veli Salonu. Bizler arkada Ahili ve Ankara'yı anlattık. Neden? Çünkü Hacı Bayram Veli Hazretleri Ahi Ankara'sında doğmuş, büyümüş bir tasavvufçudur. Burada sizleri hırkayla karşılaştırıyoruz. Çünkü tasavvuf yolculuğunu ilk hırka giymekle başlarsınız. Çok yamalıdır. Bakın görüyorsunuz burada her yama bir mertebedir. Çok yamalı olmasının sebebi aslında kibri. Kibrin önüne geçmektir. Hacı Bayram Veli Hazretleri bu yamalı hırkayı özellikle 3 aylarda önemli günlerde giyer ve arkada görmüş olduğunuz keşkülü fıkara dediğimiz Hindistan cevizi kabuğundan yapılmış keşkülü görüyorsunuz. Hırkasını giydikten sonra keşkülü arkasından sallandırıyor. Bugünkü çıkrıkçılar yokuşu olarak bildiğimiz yokuşu dervişleriyle beraber oradan ilahiler söyleyerek geçiyorlar. Dervişlerin elinde bir tanesinde defi, diğerinin elinde nefir olur. Onu aslında çalarak gider ki esnafı uyandırır. Bakın bu gelenek ahilin orta sandığı geleneğidir. Bundaki amaç ise insanların gelirine göre ya para koyarlar ya kuru yiyecek koyarlar ki bu bittikten sonra Hacı Bayram Veli içini boşaltıp fakir fukaranın ne ihtiyacı varsa keşkülün içinden karşılardı. İki tane hırka gördük. İkisi de oldukça büyük. Evet. Bunun sebebi nedir? Aslında şöyle, aba kumaştır orijinali. Ankara Salonu'nda görmüş olduğumuz hani tiftikler, keçiler, Ankara'nın keçisi hakikaten o kadar meşhurdu ki soğuğa karşı çok dayanıklıdır aba kumaş. Kumaş zaten şimdi orijinal hırka olduğu için yüzyıllara karşı illaki bir salma olacaktır. Bir de Hacı Bayram Veli ve özellikle dervişler hırkaları bir kaban niyetine giydikleri için bizler kadar çok fazla seçenekleri yok. Yaz, kış vücutlarını tam anlamıyla örtmek için kullanmış oldukları bir hırkadır. Aslında çok hani cüsleri, yani çok hani büyük, heybetli olduklarını göstermez. Yani günümüz insanlarıyla aşağı yukarı aynıdır. Özellikle Hacı Bayram Veli hakikaten hırkalarında da gördüğünüz gibi çok sade yaşamıştır. Az yemiştir, az uyumuştur, çok çalışmıştır. Daha sonra Hacı Bayram Veli'nin hocası Ebu Hamid'in daveti üzerine Aksaray'a gider ve bir kurban bayramı günü gitmiştir. Ebu Hamid, yani Somuncu Baba, artık hani kendisine intisap etmesini ister ve Hacı Bayram Veli bunu kabul eder ve artık bu yolculuğa başlamışlardır. O yüzden de bayram kelimesi oradan gelir. Daha sonra bu yola başladıktan sonra da hac görevini yerine getirirler ve Hacı Bayram Veli aslında Numan olan Hacı Bayram Veli daha sonra adını bu şekilde alıyor. Buradaki defi ve nakkaresi ise Hacı Bayram Veli'nin hırkasını giydikten sonra arkasına keşkülü sallandırdığını söylemiştik. Dervişlerinden bir tanesinin defini eline alır ve diğer dervişlerinden bir tanesi nefiri alır, onu üfleyerek halkın arasından geçer ve bu anlattığım serüven aslında ahilin orta sandığı geleneğidir. Bir dayanışmadır aslında. Buradaki görmüş olduğunuz araçlar ise bu törende kullanılıyor. Burada ise mütteka çubuğu, derviş asasını ve nefirini görüyorsunuz. Bu mütteka çubuğu Hacı Bayram Veli'nin camisini biliyorsunuz. Orada bir çilehanesi var. Özel günlerde Hacı Bayram Veli mütteka çubuğunu yere sabitleyip bu kısmına çenesini oturtturuyor ki ola ki uykuya dalmaması için Kur'an-ı Kerim'ini yani sürekli okuduğu bir andır. Burada derviş asasını görüyorsunuz ve nefir. Nefir minyatür sahnelerinde de tasvir edildiği gibi az önce anlattığımız bu gelenekte dervişlerinden bir tanesi nefiri üfleyerek çıkar demiştik. Burada da betimlendiği gibi görüyoruz. Betimle geçelim. Burası bizim soft vitrinimiz. Burada kirmen görüyorsunuz. Bakın kirmenin ortasından bir iğ geçer. Ağır şak üzerine oturtturulur ve bunu çevirirsiniz. Burada aslında ipliğin oluşum sürecini anlatılır.
Burada böcek kuruları, bitki kurularını ve bunların toz haline getirip ve buradaki oğlak, koyun, kuzuların yünlerinin boyanma süreci anlatıldı. Ve son olarak da burada bir kumaş görüyorsunuz. Yine bu Etnografya Müzesi'ne ait envanterinde bulunan bir soft kumaştır. Hakikaten sayısı Türkiye'de çok azdır. Ender kumaşlardan biridir. Ve 1800 senesine ait ve hakikaten üzerine koruyucu sprey dahi sıkmadık. Çok parlaktır bakın. 1800 senesinde bu kadar parlakken kim bilir Hacı Bayram Veli döneminde ne kadar güzeldi. Bu salon ise Bayramiye Salonu. Bayramiye Salonu'nda artık Hacı Bayram Veli'nin olgunlaşma döneminden bahsetmemiz gerekiyor. Burada bir sancak görüyorsunuz. Besmele ile başlayan Saf Suresinin 13. ayeti sonunda Ya Muhammed ekli ve Fetih Suresinin ilk ayetini yer alıyor. Peki bir sancak açmak, biz özellikle tarihte yani savaşta ordunun başında giderken düşmana karşı açmış olduğunuz bir sancaktır. Minyatür sahnelerinde gördüğünüz gibi bakın Hacı Bayram Veli elinde asasıyla burada tasvir edilmiş. Bakın sancağı görüyoruz burada. Sancağı peki bir derviş neden taşır? Dervişin amacı şudur. Savaşta düşmana karşı açmıştık. Peki dervişin en büyük düşmanı kimdir? Kendisidir, nefsidir. Yani nefsine karşı açmış olduğu bir savaştır. O yüzden Fetih Suresi, o yüzden Saf Suresinin 13. ayeti ve sonunda da Ya Muhammed eklidir. Yani Muhammed söyle onlara, yani fetih yakındır, fetihle onları müjdele diyor. Hani yani buradaki fetih de aslında kişinin kendi fetihidir. Bakın burada da dervişlerin, diğer dervişlerin elinde bir çela görüyorsunuz. Replikası yan tarafta mevcut. Çelanın üzerinde kül olur. Artık oldum, olgunlaştım anlamı katar. Burada ise Hacı Bayram Veli'ye atfedilen en eski keçe külahı görüyoruz. Yine areke tarzında yapılmış, tepesinde yıldız motifi bulunur. Burada ise 6 dilimli bir sanduka tacı vardır. 6 dilimli olması kainatın yönlerini, kapılarını anlatır. Ve tepesinde birbirinden küçük 3 tane daire ise en alttaki şeriat, ortadaki tarikat, en üstteki marifet, Allah'ı bilmektir. Tacın hepsi. İstanbul'un fethiyle Hacı Bayram Veli Hazretleri'nin de bir ilişkisi var. Bu nasıldı? Bunu da anlatabilir misiniz? Tabii ki de. İkinci Murat Han'ın huzuruna çıktığında soruyor İstanbul bana nasip olacak mı diye. Hacı Bayram Veli Hazretleri ise şöyle cevap veriyor. Size nasip olmayacak, yanımda duran köse ile kundakta yatan çocuğa nasip olacak diyor. Yani yanında duran aslında Akşemseddin'dir, kundakta yatan ise 2. Mehmet namı değer Fatih Sultan Mehmet Han'dır. Yani fethi ilk müjdeleyen Hacı Bayram Veli Hazretleri'dir. Daha sonra tarikatın kollara ayrılma sürecinde de bakın Şemsiye Bayramiye kolunu Akşemseddin tarafından devam ettirildiğini görüyoruz. Burada ise Melamiye Bayramiye kolunu görüyoruz. Burada Emir Sıkkani Hazretlerini görüyoruz. Bakın 2. Murat Han'ın Hacı Bayram Veli'ye hakikaten çok ehemmiyet verdiğini biliyoruz. Ve hem kendisinin hem dervişlerin hem askerlikten vergiden muaf tutulduğunu bildiriyor. Ve bir anda Hacı Bayram Veli'nin dervişlerine bir artış söz konusu oluyor. Hacı Bayram Veli Hazretleri her zaman biliyoruz ki her zaman devletin yanındaydı ve bu durum onu hakikaten çok rahatsız etti. Bugün Namazgah Tepesi olarak bilinen, bugünkü Etnografya Müzesi'nin olduğu yere bir çadır kuruyor. Tüm dervişlerini çağırıyor ve diyor ki kim bana kurban olur diyor. Herkes bir şaşkınlıkla karşılıyor. Daha sonra Emir Sıkkani Hazretleri ben diyerek bir adım öne çıkıyor ve bir de kadın. Daha sonra onlar çadıra gittiğinde hakikaten çadırın alt tarafından bir kan akıtıldığını görüyor ve bunu gören dervişi orayı anında terk ediyor. Aslında o kan Hacı Bayram Veli Hazretleri bir gün öncesinde bir koyun almıştı. O koyunu orada aslında kurban etmişti. Ve oradan çadırdan çıktıktan sonra Hacı Bayram Veli bakıyor ki kimse yok. Dönemin valisine dönüyor, diyor ki benim İslam fıkhına göre kadın yarım sayılır. 1,5 dervişim var. Sadece bunlardan vergi almayacaksınız, diğerlerinden vergi alacaksınız diyor. Ve bu kulu da yine Bıçakçı Ömer'de de yani Emir Sıkkani Hazretleri tarafından oluşturulmuş bir koldur. Buradaki vitrinimizde ise bu kollara ait olan sanduka taçlarını görüyorsunuz. Ve yine yan tarafta ise Akşemseddin'le olan
Akşemseddin'in hayatını anlatan yazma eserler görüyorsunuz. Ve burada ise hakikaten milli mücadeleye sahip çıkan bir dergah olarak görüyoruz. Hacı Bayram Veli'nin camisi, türbesi hakikaten milli mücadeleye destek çıkmıştır. Oradan çıkan insanlar Kuvayi Milliye'nin içine katılmıştır. Ve bakın yan tarafta da meclisin açıldığı günü görüyoruz. Yani meclisin açıldığı günü görüyoruz. Türk bayrağı dalgalanmış ve yan tarafta da Hacı Bayram Veli'nin sancağını görüyoruz.